tuttu düşler, baş koyduk bu yürüyüşe. Ak sevdayla dirilişe, söyle var mısın, söyle var mısın? Gel kulak ver bu türküye, tek umut yeni Türkiye. Hizmet için bu ülkeye, söyle var mısın, söyle var mısın? Dertlere derman bulmaya, binlerce gönül almaya, milletin sesi olmaya, söyle var mısın? Söyle var mısın? Tırnakla kuyu kazmaya, büyük oyunu bozmaya. Selamünaleyküm Beşiktaş'ı. Selamünaleyküm Beşiktaş'ı. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Pazar günü yapılacak olan genel seçimlerin ilçemize, ilimize ve ülkemize hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederek sözlerime başlıyorum. Bundan 16 ay önce Beşiktaş Belediye Başkanlığı'nı adaylığı kabul ettiğinde birileri dudak büktü. Dediler ki bu Orhan Bıçakçıoğlu'nun ne işi var Beşiktaş'ında? Ben de dedim ki ben bu Beşiktaş'ını dert ettim kendime, dert. Çünkü bu Beşiktaş'ı Türk siyasi tarihinin en önemli şahsiyetlerini yetiştiren bir ilçedir. Bu Beşiktaş'ı Ali Şükrü Bey'in ilçesidir. Bu Beşiktaş'ı Abdullah Hasip Ataman'ın ilçesidir dedim. Ben bu Beşiktaş'ını elimin tersiyle itemem bir tarafa dedim. Yine birileri dediler ki senin Ankara'da halin vaktin yerinde, işlerin yolunda, hayatın tıkırında, sen ne yapacaksın bu belediye başkanlığını? Sen milletvekilliği yaptın, attan inip eşeğe niye biniyorsun? Sen bırak bizi birbirimize, biz kendimiz çalalım, kendimiz söyleyelim dediler. Dedim ki ben bu Beşiktaş'ını bırak ne hali varsa görsün diyemeyeceğim kadar seviyorum. Çünkü bu Beşiktaş'ı Raif Karadeniz yetiştiren bir ilçedir. Çünkü bu Beşiktaş'ı Safri Dilek Bey yetiştiren bir ilçedir dedim. Bu Beşiktaş'ını ayağa kaldırmak için tam 425 gündür bu Beşiktaş'ın belediye başkanıyım. Ama birileri burada benden önce uzun yıllar belediye başkanlığı yaptı. Biz ağzımızdan kuş tutsak onlara yaranamayız. İşte 500 metre ötede eğer Beşiktaş'ta benim vatandaşımın kapısına yol inmiyorsa siz sosyal demokrasiden bahsedemezsiniz. Siz işçi haklarını savunuyorum deyip görev süreniz boyunca 5 yıl boyunca çalıştırdığın işçinin ikramiyesini ödemediysen sen Cumhuriyet Halk Partili olamazsın. Sosyal demokrat olamazsın. Sen alçıyım şu gördüğünüz derelerden, Asar Deresi'nden, Kurbağalı Deresi'nden hala kanalizasyon akıtıyorsan, o kanalizasyonları 15 yıl yaptığınız görevde yapamadıysanız siz halkçı da olamazsınız.
Çok değerli Beşiktaşlılar. Ama birileri de bu ülkede benim uğruna ömrümü verdim. Hayatımın 40 yılını geçirdiğim Türk İslam ülküsü davasında, Milliyetçi Hareket Partisi'nde, ülkücü hareketin içerisinde bulundum. Daha sonra AK Parti'ye geçmemi sindiremediler. Fitneyle, fesatla, dedikoduyla ülkücülük yapmaya kalktılar. Onu benim kitabımdan okuyacaksınız, neyin ne olduğunu benim kitabımdan okuyacaksınız. Bu Orhan Bıçakçıoğlu'nun hayatını okuyacaksınız. Verdiği mücadeleyi okuyacaksınız. İlahi Kelimetullah davası nedir ben bilirim. Gaspralı'yı ben bilirim. Bunu böyle bileceksiniz. Benim siyasi atmosferde bu seçim sattı mahallinde, bu seçim sattı mahallinde her partiden milletvekili adayı Beşiktaş'ı ziyaret edebilir. Bizim Beşiktaş halkı olarak görevimiz her geleni hoş karşılamaktır. Ama gördüm ki 5 trilyonlu kara çaldım. Kimileri 5 trilyon eski bir yeni bir para ona takılmış. Soruyorum, siz 15 yıldır bu Beşiktaş Belediyesi'nin şantiyesine 5 kuruşluk araç almadınız, 5 kuruşluk. Siz onu sorgulayın. Bu araçların alımında 2 trilyonu Sayın Cumhurbaşkanımız hibe etti. Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımıza huzurlarınızda teşekkürü bir borç biliyorum. Yine daha dün Beşiktaş Belediyesi temizlik işlerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan bir çöp aracı aldık. Onu da Sayın Muhammed Balta gönderdi. Ona da teşekkür ediyorum. Birileri siyaset yapmayı iftira atmakla karıştırmasın. Bu Beşiktaş'ını Allah'ın izniyle görev süremi Cenab-ı Allah bana tamamlayacak. Ömrü bahşederse ayağa kaldıracağım. Bu Beşiktaş'ını gıpta edilen bir ilçe haline getireceğim. Sayın Gümrükçioğlu Başkanım aramızda, kendisine hoş geldin diyorum. Geçen yıl Büyükşehir Belediyesi Beşiktaş'ına 5 kilometre asfalt serdi. Bu yıl 10 kilometreye çıkarttık. 20 kilometreye yakında beton yol dökeceğiz. Biz AK Parti Belediyesi olarak Yumru Tepesi'nden İzmiş'e, Yeni Cami'den Dağlıca'ya bütün sorumluluğumuzun farkındayız. Eğer bu görev süren sonunda evlerde, köylerde, mahallelerde, çeşmelerden gürül gürül su akıtamazsam yazıklar olsun bana. Ben o yolları beton asfalt kaplayamazsam yazıklar olsun bana. Muhterem Beşiktaşlılar, sizler 14 ay önce Beşiktaş Belediyesi'ni AK Parti ile buluşturdunuz. Bu Beşiktaş'ın 30 yıl sonra olan bir şey. Eğer buraya Beşiktaş'ına hizmet geliyorsa, bu hizmet, şuna inanın, Orhan Bıçakçıoğlu'nun ele kaşına, kara kaş gözüne gelmiyor. Sizin 30 Mart'ta verdiğiniz oylar için geliyor. Bu Beşiktaş'ını AK Parti ile buluşturduğunuz için geliyor. Cezaevini ihale ettik. 62 trilyon. Birileri dedi ki bu seçim öncesi yapılmış bir manavra.
gemiyi götürdük dediler ki bu gemiden ne olacak? Körüklüğü aldık dediler ki bunun araba çalışır mı? Vallahi de billahi bu beşik düzünü sevmeyenleri o gemiyle Kırım açıklarına götüreceğim. Kırım! Ama bende insanlık var. Kimilerini deniz tutar, kimilerini deniz tutar diye. O deniz tutanları da, o beşik düzünü sevmeyenleri de o körüklüğe bindirip o Suriyelilerin kamplarına göndereceğim. Bu böyle bir yer. Değerli beşik düzünler, bunların gözleri kör, yapılanları görmüyorlar. Ama size ben bir şey diyeyim mi? Halik bilmezse malik bilir derler ya. Cenab-ı Allah oran bıçakçıoğlunu görüyor. Cenab-ı Allah oran bıçakçıoğlunun çalışmasını görüyor. Bizim niyetimiz hayır. Akıbetimizin de hayır olacağı inancıyla biz görevimize devam ediyoruz. Bir yıl önce fen lisesi diye buraya imza kampanyası yapanlar, fen lisesi geldi, bunu yaptık, açtık, beşik düzüne kazandırdık, şimdi başka şeyler söylüyorlar. Fakülte gelecek elbet, düğün salonu olacak elbet, pazar yeri yapılacak elbet. Teleferik Beşik Dağı'nla buluşacak elbet. Bu Orhan Bıçakçıoğlu'nun sözü. Bu Orhan Bıçakçıoğlu'nun sözü. Şimdi birileri duygusal, birileri siyasal, içindeki kinlerini, AK Parti olan düşmanlıklarını Beşik Düzü üzerinden yapmasın. Beşik Düzü üzerinden yapmasın. Yazmaya, büyük boyunlu bozmaya, gemiden tarih yazmaya, söyle var mısın, söyle var mısın? Diyorlar ki, bizim evladımız, diyorlar ki, bizim çocuğumuz, evladın da hayırlısı, evladın da hayırlısı, işte evladım benim ben. Evladın da hayırlısı. Hayırlı evlat kim? Hayırlı evlat kim? Hayırlı evlat beşik düzüne çivi çakandır. Hayırlı evlat gecesini gündüzünü katıp beşik düzü için 7/24 çalışandır. Pazartesi günü birileri dönüp gidecek ama Orhan Bıçakçıoğlu burada. Orhan Bıçakçıoğlu hizmet etmeye devam edecek. Sizlere son sözüm şudur. 30 Mart'ta hizmetin kapısını araladınız. 30 Mart'ta kontağı çalıştırdınız. Allah rızası için, Beşik Düzü için pazar günü benim adımı kesmeyin. Beşik Düzü'nü tökezletmeyin. Bu Beşik Düzü'nün ayaklarına pranga vurmayın. Bu Beşik Düzü'nün ellerini kelepçeleyin. Ankara'ya gittiğimde başım dik olsun. Trabzon'a gittiğimde alnı bak olsun. Sizden bunu istiyorum. Sizden bunu istiyorum. Allah! Yağmur yağıyor, yağsın. Berekettir. Birileri! Son söz!
Kavcakçıoğlu başarısız olsun diye ellerini oksturabilir. Birileri Beşiktaş'ı tökezlesin diye diyet edebilir, dileyebilir. Ama Allah'ıma yalvarıyorum, bana gören süremi tamamlayacağım. Şu 46 ay ömrü bahşet diye. Bahşet ki Cenab-ı Hak bu ömrü bana, bu Beşiktaş'ında Orhan Bıçakçıoğlu bırakıp giderken birileri diyecek ki Trabzon'un batısında bir ilçe var. Adı Beşiktaş'ı. Gittin gördün mü diyecek. Gezip tozdun mu diyecek. Teleferiye bindin mi diyecek. Çocuğunu fakülteye kaydettirdin mi diyecek. Bu ilçeyi kendi gözlerden sakınsın Allah. Bu ilçede aklı selimi hakim kılsın Cenab-ı Allah. Sizlere bunu söylüyorum. Büyük basmaya, büyük oyunu bozmaya, yeniden bu seçimdir. Gelir geçer. Allah hepinize uzun ömür versin. Çok seçim görürsünüz, çok. Ama çok Orhan Bıçakçıoğlu göremezsiniz. Bunu böyle söyleyeyim. Çok Orhan Bıçakçıoğlu'nu göremezsiniz. Onun için bu seçimde akıllı ve mantıklı oylarımızı kullanacağız. AK Parti'nin altına Beşiktaş'ı için oy vuracağız. Beşiktaş'ı için oy vuracağız. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcımız olsun.